Masal gibi insan oğlum. Bir varsın, bir yoksun. Şadiye peki abi? Hani yok muydu o evde? Onun esrarını kimse çözemedi oğlum. Akşamın evdeydi, ben biliyorum. Bana bir tas çorba getirdiydi. Sonra evine gitti. Sabah çıkmadı evden. Ne ölüsü ne dirisi. Polis aradı aradı, yok. Yer yarıldı, sanki içine girdi çocuk. Ben de işte burada bir başıma böyle kala kaldım. Ümmü yok. Hatçeler yok. Oğlan da çekti gitti 3-5 sene evvel. Ben biliyorum. Anasıyla konuşuyordu telefonda gizli gizli. Giderken 3 satır mektup bırakmış. Oralar daha imkanlı babacığım diye. Ne kötülüğümü gördü benim be kızım. İnsan babasını aramaz mı? Öyle deme be Erdoğan abi. Onca şey yaşadı çocuk, kolay mı? Normal. İbo! İbo oğlum dur! İbo! İbo oğlum dur, yanlış anladın. İbo! Recep! Sus! Recep, biz bittik Recep. Recep, mahvolduk biz Recep. Sakin ol. Sakin ol, oraya daha çok dikkat çekiyorsun. Ben onu bulacağım, sakinleştireceğim, tamam? Recep, Recep korkutma çocuğu Recep. Oğlum neredesin lan, bak donumuza kadar sandık çikolata. Ah! Baba, ne yapıyorsun ya? Bu saatte senin okulda olman lazım değil mi kızım, ha? Bit vardı, saldılar be. Geç eve, eve geç. Oğlum, iyi misin? İyi misin oğlum? Bak, yanlış anladın sen beni. Annene ben masaj yapıyordum, krem sürüyordum, yanlış anladın. Kimseye yanlış bir şey söyleme, tamam mı oğlum? Tamam mı? Anladın mı? Lan ey! Yemin ediyorum var ya, kuduz köpekler atarım seni, parçalatırım orada. Öldürürüm seni. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladın mı? Moskov, ha? Ne oldu, ne var orada? Oğlum iş, ya. Komşunun çocuğu düştü de. Hay Allah, nasıl oldu ya? Tabii ya, tabii. Çocuk donmuş. Bin aşağı. Tamam, al tamam. Abi, at, gel. Hemen, kaldır şunları abi. Korkmuş ya. Tamam çocuğum, tamam. Şunu al abi, şunu al. Al, al abi. Tamam. Ver abi. Tamam. Gel çıkar oğlum, abi gel. Çocuğu. Gel. İyi misin çocuğum? Ah yavrum ya. Ah yavrum. Hadi. Tut abi, tut. Ver, tut beni. Tut. Ah, yavrum çok korkmuş ya. Gel. Hadi geçmiş olsun. Korktun mu? Yok, bir şey yok. Gel. Donmuş çocuk ya. Abi sağ olun ya. Sen de sağ ol Moskov. Eyvallah. Hem de bir yardım et, hem de. Tamam, tamam. Gel bakalım. Hadi. Baba. Çocuk sırma sıkla mı olmuş, yanıyor. Ay yavrum benim ya. Baba. Çok ateşi var. Düşer, düşer ateş. Sen şimdi yiyeceğine bak ona. Bir kendine gelsin. Tamam, ben onunla sımsıkı bir konuşacağım. Maazallah birine bir şey söyle, Allah korusun ya. Valla benim de ateşim çıktı ya. Yanıyor çocuk Recep, yanıyor, yanıyor. Sakır sakır titriyorum. Ben bahçedeyim. Baba. Ay yavrum. Baba. Baba. Baba ne oldu İbo'ya ya? Kucağında taşıyordum, merak ettim. Hasta hasta, şimdi sokulma, sana da bulaşır. Geç hadi. Ha. Recep. Recep, Recep oğlan kendini kaybetti. Hadi biz çok çıktık, koş beni gözün sevin bir yere baba. Koş 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 Recep. İmmi abla ne oldu ya İbo'ya? Hasta, 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 hasta. Recep! Recep! Ne oldu benim oğluma? Ne oldu oğluma? Ya bir şey yok, sakin ol. Biraz üşütmüş, ateş çıkmış. Doktorlar ilgileniyor. Sakin ol kardeşim. Tamam, yürü. Tamam, sakin. Erdoğan. Nerede? Çocuk nerede?
Erdoğan abi, o yoğun bakımda kimsecikleri de yanına almıyorlar. Böyle öyle bir üşütmüş ki ciğerlerine kadar inmiş. Bir de soluk alıp veremiyormuş. Oksijen bağlamışlar. Nasıl oldu Ümmü? Bu çocuk bu hale nasıl geldi ha? Dur ben bir hekimlerle konuşayım. Bana da inme indi işte. Azıcık aras kaldı. Böyle yavaş yavaş yürüyorum şimdi. 3 kuruş emeklilik bağladılar. Onunla geçinip gidiyorum. Oğlanın peşinden gidemiyorum ki bakayım ne yaptı ne etti diye. Ben gördüm İbo'yu Erdoğan abi. İyi. Aslan gibi delikanlı olmuş, merak etme. Gördün mü? Ha? Gördün mü aslan oğlum nasıl benim ha? İyi, merak etme. Ah be abicim benim ya. Ah be abicim. İyiyim ben, iyiyim. O da iyi olsun. Bana yeter. Bana yeter. Merak etme sen abi, üzülme daha fazla. İstanbul'a götürürüz biz seni, görürüz oğlum. Allah razı olsun sizden. İyiyim ben böyle, iyiyim. Çok şükür. Narin, pek iyi gördüm seni. Beyin mi bu? Yok Erdoğan abi, evlenmedim ben. İyi ettin be. Evleneceksin de ne olacak? Bak, ben evlendim, başıma neler geldi. Ben de buralıyım abi. Yani aynı kasabadanız. Hikmet Kazan'ın oğluyum ben. Ben bildim ben seni, bildim ben. Fırat'la yıllar sonra karşılaştık İstanbul'da. Tesadüfen. İyi ettiniz. Niye ettiniz de buldunuz birbirinizi ha? Destan yazdıydınız o zaman sevdanızdan, destan. Geçtiğimde bile pes etmedin, inandın. Kaç kere tamam dedim, buraya kadar dedim. Olmaz artık, yapamayacağım dedim. Pes etmedim. Ama sonunda oldu işte. Uf, Fırat, içim pır pır. Ben ne yapacağım şimdi orada? Çok heyecanlıyım. Kaç kere söyledim bak ben sana. Ben de kalacaksın demedim mi? Saçmalama. Baban öldürür seni. Neyi saçmalama ya? Sabahları erkenden okuluna gideceksin. Sonra akşam gelip derslerini çalışacaksın. Ya kızım koskoca ev işte. Yani anlayacağın ev arkadaşı olacağız. Çok seviyorum seni. Deli misin sen? Baban seni parçalar be. Adamın ne hayalleri var seninle ilgili. Her yerde anlatıyor. Düşünsene bunu öğrendiğini. Bizimkileri hiç saymıyorum bile. Hem ne olur biliyor musun? Ya. Mehmet abim peşimden gelir vallahi oralara. Arar bulur beni. Sen de böyle ooo kayınço hoş geldin nasılsın diye açarsın kapıyı. Seni ben yiyorum, yiyorum, yiyorum. Bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum biliyor musun? Sen benimsin bu gece. Çok heyecanlıyım. Niye? İşte gideceğim. Nereye gideceğim diye. Fırat. Ne? Fırat yapma. Ne git. Ya, ne yapma? Fırat gideyim ben. Anlat bakayım Naren. Ne ettin? Ha? Gittin mi üniversiteye? Gittim. Avukat çıktım hem de. Aferin benim güzel kızıma be. Aferin benim güzel kızıma. Lan ne yapıyorsunuz 40 saattir içeride? Eliklerim üşüyordu be soğuk. Alo. Ali neredeler şimdi? Abi yıkık bir eve, onun yanındaki eve falan uğradılar da. Yenge bitik bir durumda yani.
Kesinlikle yani sakıncalı bir durum da yok. Eski mahallesi herhalde burada. Fırat abi saygıyla vaziyet ediyor abi. Tamam oğlum tamam. Sen kapat telefonu takipte kal. Lan var ya. Kesin burada bu herif ha. Bu helikopterle ne iş olacak? Ben kessem önlerini durumu anlatsam... Fırat kesin artistik yapacak. Yanında kız var. Narin yengeyi tek başına yakalamak lazım. Erdoğan abi, o zaman sen mezar taşlarını yenilersin. Bir de birini bulursun mezara bakması için. Sonra bir ara Mevlüt'te okuturuz. Tamam kızım. Bu çok be. Ne olacak Erdoğan abi? Hak mı geçer? Yani bana aldığın deftere kaleme say. İlk maaşımla ödeyemedim ama şimdi ödüyorum işte. Aman be sen de. Yengenlere gideceksin mi? Gideceğim Erdoğan abi. Belki onlar bir şey biliyorlardı Şadiye ile ilgili. Hadi. Hadi gir içeri. Hadi yorulma sen. Eyvallah abiciğim. Narin. Ümmü nasıl? İyi Erdoğan abi. Uzaktan iyi görünüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.